limonlu brownie, 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, yarım su bardağı hindistan cevizi, 2,5 su bardağı un. Glazürü için 3 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı pudra şekeri. Üzeri için 1 limon kabuğu rendesi, 3 tatlı kaşığı hindistan cevizi. Kalıbı yağlamak için bitkisel margarin. Şimdi efendim, brownie'yi sevmeyen yoktur herhalde. En favori tariflerden biridir. Bir de bugün limonlusunu yapacağız. Dolayısıyla kakao yerine daha çok böyle limon ve hindistan cevizi bir lezzet olacak. Evet. Bence benim günün favorisi daha bu. Fresh. Bana göre evet. En sevdiğim yanına güzel bir sütlü kahve. Oh, mis gibi. Kesinlikle. Hadi yapalım, sonra bir an önce yiyelim. Nereden başlıyoruz? 4 tane yumurtamız var. Tamam. Hemen kıralım. Bir gene yumurtayla şeker çırpması olacak galiba. Kesinlikle, güzel bir evet. kek için biliyorsunuz genellikle hep yaptığımız tarifler. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi yani bununla mı peki çırpacağız? Evet. Tamam. Şimdi diğer sıvımızı alalım. Şöyle bekletiyorum. Bir su bardağı sütümüz var. Onu ilave ediyoruz. Sonra vanilyamızı ilave edelim. Vanilyamız. Çok güzel hafif bir kek bu bence. Evet. Değil mi? Sonra hindistan cevizimizi ilave edelim. Bol hindistan cevizi kullanacağız. Oh. Unumuzu ilave edelim. Ayçiçek yağı ekleyeceğiz sanırım. Evet. Ne kadar alalım ondan? Bir bardak olabilir lütfen. Tamam. Orada ne ekliyoruz? Kabartma tozu. Kabartma tozu tamam. ekliyoruz. Bir bardak kadar hemen şuradan su bardağımın ölçüsünü alayım. Aslında güzel, klasik bir kek tarifi gibi. Kesinlikle ama öyle. İçinde tabii hindistan cevizi işi biraz daha farklılaştıracak. Şöyle tam bir su bardağı oluyor. Bütün malzemelerimizi koyduk ama bunun tabii üstüne de değişik bir sos yapacağız. Sos yapacağız. Biraz esprisi de orada. Margarinle yağlamamız gerekiyor şu anda. Bir çelik kek kalıbı kullanacağız. Şurada hemen her tarafını güzelce yağlayalım. Şöyle efendim. Her tarafına denk gelecek şekilde. Bu tarif nereden? Nur abla. Antalya'nın bağrından. Vallahi. Limon nari. Cenneti. Narinciye cenneti evet. diyebiliriz aslında değil mi Antalya için? Daha önceden çok da güzel Antalya'dan konuklarımız geldi. Onlarla çok şahane turunç reçeli tarifi yapmıştık. Turunç reçelimiz çok güzel geldi oldu, bilmiyorum evet. ama hakikaten ama sizin de turunçlarınız, portakalınız, her şeyiniz farklı oluyor. Çok güzel oluyor. Bu da bir gerçek. Şimdi, bunu da itiraf edelim. Limonlarımız çiçek açtılar. O öyle kadar mi? Güzel kokular var ki. Kokusu da çok güzel. Çok güzel bana. Kokuyor. Ben şöyle istersen tutayım. Evet. Sen lütfen. De sıyır. Şöyle atalım. Kekimizi içine dökelim. Kekimizin hamuru böyle cıvık halde olursa daha verimli bir kek elde etmiş oluruz. İsteğimiz de bu zaten. Ne kadar sürede pişiriyoruz bunu? Yaklaşık 40 dakika yeterli 40 olacak. Yani klasik bir kek. 35-40 dakika yeterli olacaktır. 180 derecede. 180 derecede önceden ısıtılmış bir fırında. Hemen onu atalım fırınımıza. Şimdi o olurken aslında biz de güzel bir üstüne sos yapacağız. Evet. Bu sos da birazcık hani kekin esprisi olacak. Ne kullanacağız sosunda? Sosunda pudra şekeri ve limon suyu kullanacağız. Böyle biraz glazür derler değil mi? Glazür evet, gibi olacak. Onun o tarzı bir şey mı? Olacak. Ha? Tamam, hazırlayalım mı onu şimdi? Olur lütfen. Tamam. Hazırlayalım. Limonun suyunu bunu sıkacaksın. Bunu bir kasede çırpacağım evet. Hemen sana bir kesme tahtası vereyim rahatça kesmen için. Limon kabuğuyla hindistan cevizini birazcık kavuracağız. Değil mi? Ben de onun için altını açayım tavamı. Limon kabuğunu rende yapmamız gerekiyor. He
Hem içinde hem dışında Hindistan cevizini kullanıyoruz böylece. Evet. Biraz Hindistan cevizi kavrulduğu zaman çok daha farklı bir lezzet oluşuyor. Glazürün üzerine de çok yakışıyor. Şimdi renk değişecek. Karamelize oluyor gibi olacak. Rengi de değişecek. Onu da efendim şurada glazürümüz var zaten. Onun içine ekliyor olacağız. Glazürün işte kıvamı böyle olması lazım. Evet. Aslında bu doğru bir kıvam oldu. Biraz böyle yapış yapış da bir şey ama bu sefer koyduğumuzda en son kekin üstüne direkt zaten o bir süre sonra donuyor. Evet. Hafif böyle yanlardan akar ve donar. O şekliyle de çok doğal güzel gözükür. Tam donmamış olacak. Donmuşla donmamış arası bir şey olacak. Evet. Biraz da böyle tabii içinde pudra şekeri olduğu için şekerli bir tadı var. Hani çok şekerli istemiyorum, tercih etmiyorum diyenler belki bunsuz da yapabilir. Tabii o ki. Zaman da sade güzel bir limonlu brownie kekiniz olmuş olur. Rengi değişmeye başladı. Şeyden galiba bu limon kabuğunun renginden dolayı. Limon kabuğunun rengi ve Hindistan cevizinin rengi dönmeye başladı. Esmerleşiyor. O zaman efendim kekimiz fırında pişsin. Ondan sonra bir çay molası vermiş oluruz kendimize. Güzelce hepsini birleştirip limonlu brownie az sonra servis edeceğiz. Şahane bir kek yaptık efendim. Bir limonlu brownie yaptık ki hakikaten tadına doyum olmayacak. Ben şu an ona kilitlendim. Sofrada direkt onunla başlayacağım neredeyse yemeğe. Fırında pişti. Güzeldi, biraz dinlendi. Hemen çıkartalım. Çok sıcakken de dökmemek lazım değil mi? O biraz bir ılıklığı kalsın. Aynen. Hemen alıyorum. Şöyle. Evet. Hemen getirelim. Şunu da kapatalım. Herhalde artık çok elimiz yakmaz diye düşünüyorum. Evet, yakmaz. Çıkartabiliriz. Uf, çok güzel gözükmüş. Sarı sarı bir kek oldu. Önce döküp sonra mı dilimleyelim? Önce dökelim, sonra dilimleyelim. Tamam, nasıl istersen. Glazürümüz burada. Nur ablacığım. Bu şekilde gezdirelim. Aksın. O böyle doğalında akacak. Aktığı yerde birazcık donar gibi olacak falan. Aynen öyle. Keyifli bir tadı var. Oo. Ay gerçekten bunun yanına sütlü kahve diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Şöyle efendim gösterelim. Çok güzel bir kek yaptık. Limonlu brownie günün son tarifiydi. Artık karnımız guruldamaya başladı. Güzel yemeklerimiz var. Hemen soframızı kuruyoruz ve tadıma geçiyoruz. Bakalım lezzetler nasıl olmuş.